Şimdi çok son günlerde çok tartışıyoruz evrensel hakları, insan haklarını vesaire. Yalnız ana dilde yani şunun altını daha kalın çizgiyle artık herhalde çizmek gerekiyor. Şimdi insanlar oturuyorlar diyorlar ki ya şunun konuşulması evet bu yani insani bir şeydir. Bu insan haklarıdır dolayısıyla bu yapılmalıdır. Şimdi bunun bir hukuki zemine oturması lazım. Evet insanlar ana dilini konuşabilmelidir ama ana dilde eğitim bir hak mıdır? Hak dediğiniz şey kim neye göre belirliyor? Yani ben böyle düşünüyorum o zaman haktır. Bu mu geçerlidir? Ve eğer bu geçerliyse o zaman herkes kafasına göre hak oluşturur. Ayrılmayın ama oradan Mehmet Bey ona hemen. Mehmet Bey ona hemen bir cümleyle bitireyim izin verirseniz. Ama bu uluslararası bir sözleşmeye dayanıyorsa haktır. Ama burada uluslararası bir sözleşmeye dayanmıyor. Türkiye'de Avrupa Birliği'nde olduğu gibi eğer azınlıkta değilseniz, azınlık statüsünde değilseniz veyahut da o ülke baştan o şekilde kurulmamışsa, federatif bir yapıda kurulmamışsa veyahut da azınlık statüsünde değilseniz ana dilde hak diye bir şey yoktur. Hiçbir Avrupa ülkesi de bunu vermez. Bunun örneklerini sayabilirim. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bu konudaki referans sözleşmesidir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi sadece düşünceyi ifade etme özgürlüğünden bahseder ve ana dilde eğitimden bahsetmez. Bu konuda açılmış davalar vardır. Peki. Fransa'dan, Hollanda'dan açılmış davalar peki. vardır. Ve bu davalar Avrupa ya, İnsan Hakları Mahkemesi tarafından bir bilgi koyalım. Mehmet Bey buna hemen cevap versin. Tabii şöyle yani Sinan Bey yani Lozan'da Kürt azınlık sayılmamasından kaynaklanan bir statüyle işte azınlık zaten gayrimüslimler sadece azınlık sayılmış. Onlara verilir ama Kürtlere verilmez. Şimdi bu ülkede 20 milyon yani boş verin 20 milyonu 2 milyon ama azınlık sayısal bir kavram değil biliyorsunuz. Hayır azınlık, onu söylemiyorum ben. Yani tamam. Lozan'daki sözleşmeye istinaden azınlık sayısı ama Türkiye'de şu an Kürtçe konuşan bir nüfus var. 2 milyon insan biraz önce ifade ettim tek kelime Kürtçe. O statü değişsin o zaman. Bunlar kim? Azınlık statüsüne geçerse Kürtçe o da kabul ediyor. Azınlık olmaz çünkü gayrimüslimlere sadece azınlık. Evet. Lozan bunu belirliyor. Yok bu ülkenin Osmanlı döneminde de Müslim gayrimüslim ayrımı sadece. Yani bütün Müslüm gayrimüslim ayrımı var ya. Lozan'da belirli benim içime de Lozan sadece bunu tescil etti. Kürtler ne bu? Dolayısıyla böyle bir hak... Yani tabii azınlık... Yasal böyle bir hak yok diyor şimdi. Azınlık dışında başka statü tanınabilir. Evet yani sonuçta burada Lozan'da şimdi okuduğu cümlede azınlık değiliz, azınlıksa verilir diye hüküm var ama sonuçta Kürtler var burada. Onun dışında bir statü bulunur, şart değil yani azınlık. Yani orada Sayın Lozan'da Başbakan Türkiye'de 36 değil. Etnik gruptan bahsetti. O zaman 36 etnik gruba da bu talep yani ana dilde eğitim mi vermek lazım? Yani o zaman eğer, Türkiye'de bu mantıkla gidersek bir süre sonra bir herkesin eline silah alıp dağa çıkması gerekiyor. İki eğer bunu böyle zorla almayacaksak, devlet verecekse 36'sına da vermesi lazım. O takdirde de bir süre sonra kimse birbirini anlayamaz. Yani bu bir devlet olmanın artık şeyi altyapısı kalmıyor ortada. Ya dünyada bunun örnekleri var Sinan Bey. Siz benden daha iyi biliyorsunuz bu örnekleri. Dünyada yedi dille eğitim yapanlar da var. Daha fazla eğitim yapan ülkeler de var. Bunlarla ilgili siz iyi araştırma yapıyorsunuz da yalnız işte o cümlelerden seçerek sadece olumsuz cümleleri ifade ediyorsunuz. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Yok, emin olun. Hiç öyle bir niyetimiz yok. Yani bizim amacımız bakınız. Burada biz, bir arada yaşayalım. Eğer sorunlarımız varsa da bir arada çözelim. Ama eğer neticesi bir ayrıştırmaya götürecekse bunun da karşısında beraber olalım. Bir süre sonra yani Türkiye'de özellikle Türkler ve Kürtler eğer bu şekilde konuşacaksak o kadar iç içe geçmişler ki yani bugün yapalım deseniz de yapmak imkan dahilinde değil. İstanbul'dakini ne yapacaksınız? İzmir'dekini, Bolu'dakini ne yapacaksınız? Yani biraz da pratik sonuçlarını düşünmek lazım. Ve olmayacak iddialar peşinden koşmak yerine olabilecek daha yaşamı kolaylaştıracak şeylerle ilgilenmek lazım. Bence insanların ana dilde eğitimi, ana dilini her alanda kullanması en önemli evrensel insan haklarından biridir. Bunu bir ülke, gelişmiş bir ülke insanına bunu verir. Bununla ilgili de hiçbir çekincesi olmaz. Yani dağa çıkarak hak alma yöntemi eğer siz insanların insani haklarını engellerseniz, insanlara haklarıyla ilgili baskılar yaparsanız, zorluk yaparsanız insanlar dağa çıkarır. Yoksa durup dururken bir insan niye dağa çıksın? Niye çıkıp dağa... Bakın son 30 yıldır işte Genelkurmay Başkanı da açıklama yapıyor. Son 30 yıldır ilk günden bugüne kadar dağda her zaman
5000 tane insan var. Şimdi bu insanlar ne diye dağa çıkıyorlar Allah billahi aşkına ya? Yani bu ülkede hiçbir şey yok da sadece biri dış mihraklar ve birileri gelip bu insanları kandırarak mı dağa çıkarıyor? Yani bu insanlara yapılmış... Şimdi, niye o yani zaman... Siz öyle bir demagoji yapıyorsunuz ki Mehmet Bey. Ben demagoji yani, yapmıyorum. Ben size... Yıllarca sizin gibi düşünenleri dinledik. Düşünen 3-5 bin tane gidebilir. Orada devlet kendi varlığını gösteremediği zaman başkaları onların üzerinde etki ederler. Biraz farklı bir dil konuştu. Hadi gidelim. Biraz farklı bir inanç sahibi oldu. Hadi gidelim. Niye daha çıktıklarını izah edeyim. Yani hiç kimse... Bugün Türkiye'de bazı uygulamalar yapılıyor. İşte köy isimleri değiştiriliyor vesaire. Hiç kimse köy ismi değişsin diye dağa çıkmaz. Hiç kimse ana dilde eğitim yapılsın diye de dağa çıkmaz. Kusura bakmayın. Eğer bir insan ölmeyi ve öldürmeyi göze alıyorsa bunun başka bir iddiası var demektir. Dünyadaki bu tür ayrılıkçı hareketlerin temelinde hepsini gelin beraber ortaya koyalım, inceleyelim. Hiçbirinde demokratik haklar uğrunda bu şekilde hareketler yapılmamıştır. Bu bir ayrılık meselesidir. Bakınız, dağa çıkıp ölmeyi ve öldürmeyi göze alıyorsanız 3-5 köy ismi için bunu yapmazsınız. Ne bileyim, bir takım Kürtçe tabela asılsın diye de kimse bunu yapmaz. Burada ayrı bir devlet kurma, ayrı bir özgür bir tırnak içinde ifade ediyorum. Kürdistan kurma hayalleriyle insanlar dağa çıkar. Dolayısıyla teşhisleri de bu anlamda doğru koymak lazım.